Hamınıza salam. İkinci bölümü çəkirəm. Baxayım görüm nə olur. Məncə 100 minlik iş yetər. Amma yetər bir qədər. Sizcə bu qədər Panama kanalını almağa yetər mi? Məncə yetə bilir yani. Bu bölgədəki əhalimiz bizim yanımızda savaşı gitmək istəyirlər. Arkadaşlar, oyun olduğu üçün rahatım yani. Qara dənizi keçəcəyik, ondan sonra Ağ dənizi keçəcəyik, ondan sonra nə bilim nə okeanını keçəcəyik, ondan sonra gəlib buradan bunu keçəcəyik. Çox uzun. Keşkə boğazları bağlaya da bilsəydim ya. Boğazları bağlaya bilsəydim, məndən izinsiz kimsə keçəməyəcək bir hava gətirə bilsəydik maraqlı ola bilərdi. Hani düşünsənə, Amerika keçə bilmir. Bizdən pul, bizə pul verir ki keçək. Məsələn tutaq ki 100 min dukat verir. Gəlç o qədər verməz ya. Çətin verər o qədər pulu. Amerikadır, zəngindir falan. 1 milyon nə bilim neçə nə qədər pul yığar amma 100 min dukat belə verməz yani. Bu oyunda casusluq sistemi de olsaydı maraqlı ola bilərdi ama belə de maraqlıdır. Hələ də ki də belə mod normal da maraqlıdır. Modusu vaxt maraqlıdır. Age of History 3 çıxır. Ona çıxacaq olan modları mən daha çox maraq edirəm açığı. Afrika ölkələrinə getmək istəmirəm. Mən sən səhrayı ya da Moritaniyayı alsam ya da Senegal ya da Gambiyayı alsın mənə nə xeyir gələcək. Deyil mi? Anakaradan da uzaq, qorunması da çətin olacaq. Həm də bu bölgədən gədəki bir iş üçün əvvəla 100 gramın X10 olması gərəkdir. Bu neçənci sırədədir Panama? 97. Gürcüstan köhnə sırəsinə sahibdir. Direkt kanaldan ortasından getmeyeyim ya. Aşağıdan yukarıya doğru fetih işlemi yapayım. Bence böyle daha kolay alınabilir. Ha? Şaka yapıyorsun. Hayır. Başka direkt girseydim. Neyse. Yox. Bu belə olacaq iş deyil. Thank you.
Of, çok büyük bir sıkıntıdayız. Ordum oradan buraya gelene kadar iş işten çeseceğiz. Ekonomi ciddi. Ekonomi öldü arkadaşlar. Azerbaycan'ın durumu Venezuela'dan da beter duruma düşecek bu gidişle. Panama oradan buraya 2600 bir ordu mu gönderir? Haydi 2000 ne tarih orduyla Azerbaycan topraklarını ne tere almak gözdür. Gel sala biber artık. Eksi değil ama borç alarak falan engelleriz ya. Daha bu kadar pulu ödemeye hansı bir borç? Bunlar. Bu kimdi savaş ilan eden? Kolombiya. Buralarda en azından bir müttefikimiz olsun diye savaş ilan edebilirdim ama hiç elleşemem açığı. Hem hiç elleşemem hem de aha Panama elimizde. Panama'dan ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Panama ne de olsa elimize geçti ya. Bir tek Panama, Azerbaycan'ın Panama'da ne işi var diyebilirsiniz ve çok da haklısınız. Ama ne yapayım yani? Hardan ama ne garim yani? Sadece Azerbaycan, sadece Cenubi Kafkaz'da mı olmalı sanki? Buraya hiç Azerbaycanlı gelmemişti ama şimdi geldi. Hazır da gelmişiz. Elimizde de maşallah icitler de var. Ekonomi zaten batmış durumdaydı. Toparlamak uzun çeker. Bari Panama üzerinden daha çok ilerleyelim. Bunun müttefiki kimdi? Küba mı? Bir de Küba komünizme geçmiş. Ve niye komünist Küba bu haldadır? Neyse. Hiçbir şeyi sorgulamayacağım. Da 100 neçədir? 33'tü. Abi uzak dur bu adamdan. Bu adamdan uzak dur. 33'lü bir ülkeyle savaşı girebileceğimi hiç zannetmiyorum. Burası kimindi? Fransa. Ama hazır da buraya gelmişik. Peru neçinci sıradadır? 39. Burada bizden zayıf ölçü yoktu diyen. Neyse buraya gelmişik bari burada Amerikalılarla ne bileyim ben. Herkes ve yavaş yavaş ilişki geliştirecek. Venüs'ü neçedir? Bu da mı 33? Hay Allah'ım ya Rabbim. Saldırabilecek bir yer de yoktu yalanla. Var aslında. Bazı yerler var da. 81. Aha da bak ikisi de zayıftı. Saldırabilir. Ya da yok ya. Ya da yok. Ama Cenubi Amerika fethini de hiç ertele. Ama Cenubi Amerika'yı da hiç boş bırakamam. Geleceğim buradan bir iki yeri ziyaret havim en azından. Mesela Dominika'yı o kadar eski getirmiş buraya. O birisine savaş ilan etsem ikincisi o avtomatik savaş ilan edecek zaten. Testimizi yeni eksiydik. Ha, bölgemden askeri yetişim ister. İşte Panama'nın yaxşı yanı. Bize para kazandıracak her şekilde. Hem boğaz gelirlerine göre hem de ki de bölge yani iki kıtayı birleştiren yerdi. Yani 76 binlik orduyu oraya göndereyim. 80 binlik. Oy. Ben haraya geldim? Bu ibaret Allah. Bu ne ter işte. Ben Amerika'yı yakınlaştık. Ne ter etsinin yanında. Yanında olurum.
Neyse. Sorgulamayacağım çünkü savaştayım. Savaşta olmasaydım sorgular mıydım Bevci? Vapşim. Bunlar da şey, kontrol verirler sözüm ona. Bunlardan birisi bile benden güçlüydü mü? Yok, hiçbirisi de güçlü değil. Zayıf çeverdi. Hayte düştü. Sıra geldi Dominik'e. Dominik ya avazam. Dominik, barış teklif edeceğim. Eğer barışı kabul ederlerse Burası arasıydı. Haiti'yi alıp çeki verem. Ama kabul etmezlerse de Dominika'yı da alacağım. Dominika yok ey Dominik. Yanıldım. Ve kabul ettiler. O yüzden de çeki verem. Lakin Cənubi Amerika'daki fitillerin bir şey demedim. Burada hiç mehriman yok. Yahu kardeşim, sen bir ada ülkesi, sen ne tər mehrimanın yoktu. Ada ülkesinde de liman olmadığını ilk defa görmürüm. Bir tane fakir bir an fakir dediğimde çok küçük bir ada ülkesi vardı. Nauru'ydu diyersen ya da Nauru da belki de Tuvalu'ydu bilmiyorum. Ay 2028'e gelmişik. Bunda sanırım ilman var. Bakayım. Şükürler olsun. Ya. Burada kime saldırsak bize hayır getirebilirler. Ekvator mesela güçlü bir ülke değil mi? Yok. Ama müəyyən qədər ekonomi ve teknoloji ekonomi üstünlük sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ekvatora bir sefer düzenleyey. Kapitüve ettik. Kapitüve özelliği de yakıştı. Ya bir de. Çıksın bir şey yok okuyacağım. Panama kanalından insan geçemiyor mi? Ya Panama kanalından gemiye çetemiyse ne diye var bu kanal? Boş yere mi ben Panama'ya seferi verdim? İnşallah Boğaz gemi veri getirir. Yoksa yani boşuna almış olacağız. Zaten oradan buraya eski getirmenin özü çetinliğiydi. Bu kimdi? Özgür suya en olur. Bu ne bayrak? Aa, o DH hükümeti güçlenir. Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs'ın tamamını almış. Neredeyse tamamını almış. İngilizleri hiç vaxt çıxardamazlar bence. Misir güçlü bir ülkedir ve şu anda kimseyle de savaşta değil. Yani Misir de onda. Türkiye'ye de ihanet etmek istemiyorum. Almanya'da da diyesen bir Ha, Almanya'da bir tane kanal var. Ama Kufta Azerbaycan'la Amerika'yı Almanya'yı ne tel savaş ilan edin. Bir de dünyanın en güçlü ikinci ülkesidir. Yok. Benlik deyim. Benlik deyim. Almanya seferim benlik deyim. En azından indiki Azerbaycan'dan deyim. Neyse. Az da olsa alabilsek o da ne kadar toprak alabilsek o kadar hayırdı bize. Ama toprak alamayıp da toprak itirersemse of. Yandım ben yandım. Ya adamları zaten getirmişim Cənubi Amerika'ya. Bu askerlerimizi daha doğrusu. Burada savaşa girdiler. Gözlerini bile Kırpmadan. Ve toprak almadan geri dönersemse
boş yere qırdım oğullarımızı deyəcək və xalq. Gerçekçi oynarsaq. Gerçi haqqı var da. Ama Kolombiya bu kadar orduyu mən bizi atacak sanırım. O yüzden en azından iki toprak alarak bu savaşı çok elə iticisiz. Görürsünüz mü? 91 minlik ordusu vardı. Bizim toplam ordumuz 84 min. Her şekilde atacaktı var bizi. Atamazlar. Biz Türküz falan diyeseniz de arkadaşlar gerçekçi olun lütfen derim. Ya oyundu bu oyun. Hani o dediğiniz belki gerçek de olabilir. Gerçekte de gerçek de olabilir ama oyunda olmaz bence. Aa, İspanyollar Cezayir'den toprak almışlar. Cezayir çok mu zayıftı? Bizden zayıftı. Tutup da Kıbrıs'ı mı alsak ya? Kıbrıs'ın ne gücü var ki? Bir de Letonya'yı var ittifak mı? Ya şaka mısın sen? Letonya... Letonya işgal edilmiş. Letonya işgal edilmiş. Hani Polonya ya yani Polşa işgal edip. Haydi ona şaşırmadım da Kıbrıs'ın hele de Polşa'ya karşı durduğuna mı durduğuna garanti şaşırırım. En doğal hakkım insan sonuçta şaşırır ama bir de işin içinde biraz satma gördüğü bir şey olunca. Aa, Almanya birinci sıraya düşmüş. Ben bu Almanlara yardım edemem. Adamlar bize yardım edebilir. Çok güçlü bir dövbette. Ben sonuçta bizim yardımımız onlar ne işe yani? Garir. Ölçeyi. Aa, burada Sovyetler Birliği'ni kurum. Çin gelmiş buraya ya. Rusya çok mu zayıf? Ay. Çin. Güzel Çin, geçen Çin. Ya tarih boyu savaştığımız adamlar var. Sırf Şimali Kafkaz'a ve çetirdi ve diye. İlişki geliştiririm ya. Ama haklıyım ben. Polonya. Mene bak. Adanın güneyini alamazsın. Ama oldu ki de aldın. Kuzeyini hiç alamazsın. Türkler varken burada. Ben varken, Türkiye varken asla alamazsın Kıbrıs'ın tamamını. Desen de bir. Niye giremeyelim Kıbrıs'a? Şaka mısınız abi siz? Dede. Girdik. Ha. Kıbrıs'ın 4'te 3'ünü aldım. 4'te 3'ü yok iyi. 5'te 3'ünü aldım. 5'te 1'i İngilizlerde kaldı yine. 5'te 1'i Kıbrıs'ın eline geçti yine. Hazır buraya da gelmiş iken diyelim. Video da çok uzandı ya. Aa. Sırayı ve savaşabilir miyiz? Savaşabiliriz. Bir sonraki bölümde İsrail savaşıyla başlarız artık.